Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği, Türkçe eğitimini konuşuyorduk. Bayağı bir ilerlediydik. Şimdi bakalım slaytlarımıza. Evet, dinleme, izleme kazanımlarından bahsetmiştik. Şimdi konuşma kazanımları. 1, 2, 3, 4'te kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Hazırlıksız konuşma yapar. Ne demek hazırlıksız konuşma? Mesela hayat bilgisi dersinde kendini tanıtır var. Kendisini tanıtması hazırlıksız bir konuşma yapmaktır. Bir metin okunduktan sonra metinle ilgili sorular sorup konuşması veya kendisinin soru sorması hazırlıksız konuşma. Peki hazırlıklı konuşma nedir? Bakın hazırlıklı konuşma 4. sınıfta var. Hazırlıklı konuşma yapmak. Mesela konferans hazırlıklı bir konuşmadır. Panel hazırlıklı bir konuşmadır. Tabii 4. sınıfta illa konferans yapılacak diye bir şey yok. Ama çocuklara bir araştırma görevi verirsiniz. Bu konu hakkında bir şeyler konuşmak için planlayın dersiniz. Çocuklar da gelir sunum şeklinde yaparlar. Bu da hazırlıklı konuşmadır. Ama 1, 2, 3, 4'te hazırlıksız olduğunu, hazırlıklı konuşmanın 4'te başladığını da bilmek lazım. Çevresini belirli bir konuda, çerçevesi belirli bir konuda konuşur. 1, 2, 3. Konuşma stratejilerini uygular, göz teması, işitilebilirlik, ses tonu, konu dışına çıkmadan doğru telaffuz, nezaket kuralları, yerinde hitap, söz alarak konuşma. Şunu yanlış yazmışız. Saygıyla dinleme, beden dili 1, 2, 3, 4. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır 3, 4. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış henüz dilimize yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır 3 ve 4. Okuma kazanımları, okumanın alt öğrenme alanları vardı. Bir alt öğrenme alanı okumaya hazırlık ki okumaya hazırlık bizim ilk okuma yazma dediğimiz sadece birinci sınıfta okumayı öğrenme sürecidir. Efendim burada okuma materyalinin temel bölümlerini tanır. Harfi tanır, seslendirir, hece ve kelimeleri okur, kısa metinleri okur. Aşama aşama okumayı öğrenme sürecini söylemiş. Akıcı okuma konuşmaları, şey kazanımları. Akıcı okuma dediğimiz şey noktasına virgülüne dikkat ederek teklemeden okumaktır. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. 1, 2, 3, 4. Vurgu, tonlama, telaffuza dikkat ederek okur. 1, 2, 3, 4. Şiir okur. 1, 2, 3, 4. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. Burada kelime haritası ve kelime kartları kullanın diyor. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. Katalog, tabela, reklam panosu gibi. Kelimeleri zıt anlamlarını tahmin eder. Okuma stratejilerini uygular. Sessiz ikinci sınıfta. Sesli sessize artı olarak tahmin ederek üçüncü sınıfta. Sesli sessiz tahmin ederek artı soru sorarak dördüncü sınıfta. Bu da sarmal olarak genişliyor ve yeni kazanımlar içine giriyor. Okuma materyallerinin temel bölümlerini tanır. Metinleri türünün özelliğine uygun biçimde okur. Söz varlığı şuydu söz varlığı. Semantik anlam gelişimi yani kelimelerin ve söz gruplarının, atasözlerinin, deyimlerin anlamını bilmek ve hayatında doğru olarak kullanmak. Görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Resimli sözlük, kelime haritası, kelime kartları çocuklar sözlük oluştursun diye tavsiye ediyor. İkinci, üçüncü sınıf. Zaten söz varlığı birinci sınıfta yok. Kelimelerin zıt anlamlarını tahmin eder 2-3. Eş anlamlarını tahmin eder 2-3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder 3-4. Kelimelerin zıt anlamlarını bulur 4. Eş anlamlarını bulur 4. Okuduğu metinde gerçek, mecaz, terim anlamları. Bu güzel bir kazanımdır. Gerçek, mecaz, terim anlamlı sözcükleri belirler. Mesela gol atmak. Futbol maçında işte Fenerbahçe Galatasaray'a bir gol attı dersen bu terim anlamlıdır. Ama çok fena gol yedik falan dersek bu da mecaz anlamıdır. Bunların kullanım bağlamları öğretiliyor. Deyim atasözlerinin metne katkısını kavrar. 4. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Hocam bir şey sorabilir miyim Buyurun. yine? Hocam şimdi akıcı okumada şey var.
Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder birinci sınıf demişiz. Söz Hayır. varlığında da görsel... Ha şey, Hocam pardon, şeyde pardon, akıcı pardon, okumadı. pardon. Bakalım. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder birinci Aha sınıf değil ha. mi? Ha. Hocam şey söz varlığında da görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Bu da 2-3. Hocam bu ikisinin farkını ben şu anda anlayamadım, kavrayamadım yani. Şöyle söz varlığındaki temel espri, aradaki zaten kazanımda da fark şöyle diyor. Okuyorum. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder diyor. Kelime kartları, kelime haritası diyor. Şimdi burada espri birinci sınıfta şudur. Güzel bir soru, güzel de bir cevap vermek istiyorum. Şimdi kedi. İlkokul birinci sınıfta kediyi bilmeyen çocuk yoktur. Fakat ben kedi demezsem kediyi, bak gene kedi dedim. Demiyorum. Bu diyorum. Bunu okuyamayan ve bunun ne dediğini anlayamayan çocuk vardır. Şimdi burada ben kedi diye okumuyorum. Sadece harflerle var. Yanında da kedinin resmi var. Şimdi burada espri okumaktır. Zaten çocuk okuma yazma öğreniyor. Görsellerden hareketle kedi resmi, görsel. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder. Şimdi bu ve bunun arasındaki bağı kurmaktır. Akıcı okuma. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız. Burada bilmediği bir kelime değil. Bildiği kelime ama okumaktan bahsediyoruz. Diğerine geçtiğimizde farklı bir şey ifade ediyor orada. Diyor ki görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamları. Mesela çocukların bilmediği bir kelime. Benim oğlum ikinci sınıftayken böyle bir şey geçiyordu. Ayı inine girdi diyordu. Benim oğlum da in ne demek bilmiyormuş. Olabilir. Baba dedi in ne demek dedi. İnine girmek ne demek dedi. Bak dedim onu öyle düşünme. İndir bu. İn nedir diye bir düşünelim dedim. Ondan sonra baba bilmiyorum dedim ya dedi. Neyi düşüneceğim dedi. Ha, bak bu çok güzel. İn hayvanın barınağıdır ya da yaşadığı yerdir dersen şu kazanımı doğru vermiş olmaz. Peki nasıl doğru vereceğiz? Ayı inine girdi dediğine göre ini bilmiyoruz ama nereye girmiş olabilir? Benim oğlum şey dedi. Ağaca girmiş olabilir dedi. Evine girmiş olabilir dedi falan. Ha dedim evine hayvanların evine yabani hayvanların evine in diyoruz dedim. Aa hiç duymamıştım dedi. Şimdi biz ne yaptık? Hazır vermedik. Bilmediği kelimeyi tahmin etmesini sağladık. Birinci sınıftaki bildiği kelimenin görseliyle bağlantı kurmaktır. Yani yazı karakteriyle. Burada ise bilmediği kelimeleri bağlamdan hareketle tahminidir. Bu çok yapılıyor. Bütün sınıf düzeylerinde var. Mesela bir başka çalışmada şöyle bir şey vardı. Çok hoşuma gitti. Türkçe kitabında gördüm. Yakamoz. Çocukların çoğu bilmez yakamoz kelimesini. Ben oğluma sordum nedir biliyor musun falan dedim. İşlemişler metni. Hiç öğretmen de üstünde durmamış. Balık mı dedi. Ondan sonra yok dedim balık değil dedim. Ama dedi denizle ilgili bir şey galiba dedi. Tamam dedim bir metne dönelim dedim. Orada da yazıyordu işte ayın şarkı yakamoz olarak vuruyor falan filan. Ne olabilir bu şu olabilir bu olabilir falan diye. Tam oturtturamadı sonra sözlükten falan baktı. İşte bu ne olduğunu tahmin etmekle alakalıdır. Tekrar söyleyelim ne olduğunu tahmin etmeyi, bağlamdan hareketle ne olduğunu tahmin etme, ortaokul Türkçe'de öğrenmeyi öğrenme becerisiyle ilişkilendirildi. Efendim, şimdi neredeydik biz? Ha, şuradaydık. Ha.
anlamaya geçmemiştik. Şunun sonundaydık. Bir daha söyleyelim. Deyim atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Efendim geçtik, anlamaya geldik. Şimdi burada şu önemli, anlamayla akıcı okuma arasındaki fark. Daha önce de bahsetmiştim. Bir metni bir insan düzgün okuyabilir ama anlamayabilir. Düzgün okumayabilir, içinden okuyabilir, anlayabilir. Anlamak zihinsel yapı olarak ne dediğini anlamaktır. Okumaksa spiker edasıyla teklemeden noktasına virgülüne dikkat ederek okumaktır. Tabii biz kazanımlarda her ikisi beraber olsun isteriz ama bu iki farklı beceri olduğu için ayrılmış. Anlamada 2, 3, 4 de var. 1 de yok. Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1, 2, 3, 4. Görsellerden hareketle okuyacağım metnin içeriğini tahmin eder. 1, 2, 3, 4. Metinle ilgili soruları cevaplar. 1, 2, 3, 4. Okuduklarının ana hatlarıyla anlatır. 1, 2, 3, 4. Metnin konusunu belirler. 1, 2, 3, 4. Metnin içeriğine uygun başlık önerir. Ki bu metni anlamakla doğrudan alakalıdır. Anlamayan uygun başlık öneremez. 1, 2, 3, 4. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamını kavrar. 1, 2, 3, 4. Metnin türlerini tanır. 1 de yokmuş. 2, 3, 4. 2 de düz yazı ve şiir. 3 de 4 de hikaye edici, bilgilendirici, şiir diye ayrılarak veriliyormuş. Bir başka kazanım, okuduğu metinde hikaye unsurlarını belirler. 2, 3, 4. 2 de varlık ve şahıs kadrosu. 3 de varlık şahıs kadrosuna artı olarak mekan ve olay örgüsü. 4'te ise bütün bunlara ek olarak zaman ve ek başka ne var? Bu var. Şahıs var. Mekan var. Olay örgüsü konusu. Bir tek zaman ekleniyormuş. Efendim anlamadan devam ediyoruz. Anlama alt öğrenme alanı. Okuma anlama. Yazılı yönergeleri kavrar. 2, 3, 4. Bakın yönerge deyince burada daha önce de söylemiştim. Yemek tarifleri, çocuk oyunları, harita, ilaç prospektüsü ve benzeri. Metnin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Metinle ilgili sorular sorar. Metni oluşturan ögeleri tanır. Başlık, paragraf, kıta, dize gibi. Basit ve kısa dijital metinlerdeki mesajı kavrar. Metindeki hayali, gerçek ögeleri ayırt eder. Okudukları ile ilgili çıkarım yapar. Görsellerde ile okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilerle ilişkin soruları cevaplar. Okuduğu metindeki kahramanların özelliklerini karşılaştırır. Metindeki renkli, alt çizili, koyu ifadelerin önemli noktalarını vurguladığını kavrar. Metinler arası karşılaştırma yapar. Bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanır. Bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgular. Okuduğum metindeki olaylara ilişkin düşüncelerini ifade eder diyor. Yazma kazanımları. Birinci sınıfta boyama ve çizgi çalışmaları. Harfi tekniğine uygun yazar. Hece ve kelimeleri yazar. Rakamları tekniğine uygun yazar. Anlamlı ve kurallı cümle yazar. Görsellerle ilgili kelime cümle yazar. Harf kelime ve cümle arasında uygun boşluk bırakır. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır ki bu büyük harfin kullanımı birinci sınıfta başlıyor ama kullanımı daha detaylı yerleri vererek sarmal olarak dördüncü sınıfa kadar devam ediyor. Dördüncü sınıfın sonunda hemen hemen bütün noktalama işaretlerinin kullanımı bitiyor. Ve beşte tekrar ediyorlar onları. Yazıları görsel unsurlarla destekler. Yazdıklarını gözden geçirir. Yazdıklarını paylaşır. Yazma çalışmaları yapar. Dikte, bakarak, serbest. Şimdi bunu söyleyelim. Dikte dediğimiz şey önemli bu. Öğretmenin veya evde annenin babanın çocuğa yazıyı göstermeden, mesela korkma sönmez bu şafaklarda falan diye yazı yok ortada. Sadece sesi duyacak. Sesi duyup gözünde yazıyı canlandırarak sadece sesten hareketle yazmasına dikte diyoruz. Bakarak yazma, önüne koyacaksın İstiklal Marşı'nı, yani oradaki harfler İstiklal Marşı var, ona bakarak yazacak. Serbest yazma ise bir metin yoktur, kendisi metin oluşturacak. Mesela kendinizi tanıtın 5 cümleyle diye veya okulu niye seviyorum diye 5 cümlelik bir yazı yazması serbest yazmadır.
Sayfa düzeni, yazma temizliği, sayfanın tamamının kullanımı 1-2. Yazma stratejilerini uygular 1-2-3-4 demiş programda. Şiir yazar 2-3-4. Kısa metinler yazar 2-3. Kartpostal, tebrik kartı, günlük olayların oluş sırasına göre yazma 2. Mektup, anı, günlük olayların oluş sırasına göre yazma 3. Kısa yönergeler yazar 2-3. Basit yemek tarifleri, çocuk oyunları 2. Basit etkinlikler, çocuk oyunu 3. Formları yönergelerine uygun doldurur. Mesela nedir bu form? Bir yere, bir kulübe üye olmak istiyor. İsminiz nedir, soyadınız nedir, okul numaranız nedir, annenizin adı nedir falan diye bir form dolduracak. Bundan bahsediyor. Yazdıklarının içeriğine başlık önerilir. 2-3-4. Yazdıklarını düzenler. 2-3-4. Kontrol eder, gözden geçirir, düzenler. Soru 2'nin kuralına uygun yazar. 2. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamına uygun kullanır. 3-4. Yazdıklarını görselleştirmek için çizim ve görsellerden yararlanır. 3-4. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. 3. Harflerin yapısal özelliklerine uygun yazar. 3. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar. 3. Bitmiş olması lazım. Oo, daha varmış. Efendim, harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar. Yazdıklarındaki yabancı dilden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 3-4. Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönerge yazar. 4. Hikaye edici metin yazar. 4. Bilgilendirici metin yazar. 4. Hayali ögeler barındıran kısa metinler yazar. 4. Görselleri ilişkilendirerek bir olayı anlatır. 4. İmza atar. Bakın böyle de bir kazanım varmış. 4. Kısaltmalar ve kısaltmalara gelen ekleri doğru yazar. 4. Sayıları doğru yazar. 4. Yazılardaki bağlaçları kurallarına uygun kullanır. D ve key bağlacı 4'te veriliyor. Yazılarında kelimeleri gerçek mecaz terim anlamlarında kullanır. 4. Harflerin yapısal özelliklerine uygun metinler yazar. 4. Pekiştirmeli sözcükleri doğru yazar. Onun sınıf düzeyini yazmamışız. Efendim, 3-4 olması lazım o da. Şimdi kazanımlarda noktalama işaretlerinin sarmal yapısı demişiz. Birinci sınıfta büyük harf, özel isim ve cümle başı bağlamında öğretiliyor. Ama ikinci sınıfa gelince şunlar artı adres yazımı, bayram isimleri ve tarihlerde de büyük yazılacağı gösteriliyor. Nokta, soru işareti, ünlem, kısa çizgi, kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri birinci sınıf. Konuşma çizgisi ikinci sınıf. Yine büyük harfin birinci sınıfta şu bağlamını, ikinci sınıfta şu bağlamını, artı kurum baş harfleri, dize başı, yer adları 3'te öğretiliyor. Tabii bunları ezber düzeyinde soracaklar zannetmiyorum. Şimdiye kadar sormadılar. Ama mesela bunları söyleyip de bu neyle alakalı? Sarmalıkla alakalı falan diyebilirler. Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti 3. sınıf diyor. Yine büyük harfin bütün bunlara ek olarak kitap, dergi, gezegen, yıldız adı gibi iki noktadan sonra, tabi bu başka, yıldız adı virgül olacak şurada. İki noktadan sonra büyük harf kullanımı 4'te veriliyor. Yay ayraç, 3 nokta, eğik çizgi, soru işareti, nokta, virgül, 2 nokta, ünlem, ki bir kısmı daha önceden de vardı. Tırnak işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi, kesme işareti. Sarmalık ilkesine bağlı olarak bazı kazanımlar genişleyerek tekrar etmektedir diyor. Ve 4. sınıfın sonuna kadar tekrar söylüyorum. İmla ve noktalama işaretleri tamamlanıyor. Efendim, şimdi konuşma becerilerinde şunu anlatmak lazım. Bir kere şunu söyleyelim. Bu sorulabilecek bir şey. Konuşmada hazırlıksız konuşma yapar. 1, 2, 3, 4'ün tümünde var. Hazırlıklı konuşma ise sadece 4'te var. Şimdi katılımlı konuşma, anlatalım bunları. Bunlar sorulabilecek şeyler. Mesela ben
yüz yüze eğitimde bir şeyler anlatıyorum. O sırada sizden fikrinizi sormam, soru sormam, size sürece katmam katılımlı konuşmadır. Ama tek başına ben konuşuyorsam, sizi de konuşturmuyorsam buna da katılımsız konuşma yapma deniyor. Eleştirel sorgulayıcı konuşma. Bir metni, olayı, olguyu objektif olarak artı ve eksi yönleriyle masaya yatırarak değerlendirme konuşmasıdır. Bu eleştirel konuşma yanı sıra eleştirel yazmada da geçiyor. Diğer adı da sorgulayıcıdır. Aralarında bir fark yoktur. Örneğin 4. sınıf çocuğunun ben bir ödev veriyorum. Sınıf öğretmeniyim diyelim ki. Okulumuzda gördüğünüz arkadaşlık ilişkilerinin olumlu olumsuz yönlerini yazınız diyorum. Çocuk da diyor ki ben Ahmet'le Mehmet'le arkadaşlığımda şöyle şöyle görüyorum, iyi görüyorum. Ama bazı çocuklar zorbalık yapıyor, şöyle oluyor. Bunda okul yönetimi ilgileniyor, ilgilenmiyor. Bak okul yönetimi de suçlu ya da şöyle böyle. İşte annem şöyle diyor, babam ilgilenmiyor falan gibi. Artısını eksisini söylemesi eleştirel bir yaklaşımdır. Mesela orada çocuğun zorbalık yapan başka bir çocuğun okul yönetimine söylediğini ama okul yönetimi müdür yardımcısının bunu ilgilenmediğini söylemesi de eleştirel bir yaklaşımdır. Tabii eleştirel yaklaşım sadece şikayet anlamında değil. Artıyı eksiği hepsini objektif olarak söylemektir. Empatik konuşma bir olay olmuş ki bu konuşma halkasıyla doğrudan ilişkilidir. Karşımızdakini anladığımızı, duygu ve düşüncelerini paylaştığımızı hissettirmek için yapılan konuşmaya empatik konuşma denir. Şimdi güdümlüyü atlıyorum. Yaratıcı konuşma bir konu üzerinde beyin fırtınası yaptıktan sonra o beyin fırtınasıyla yaratıcı fikirler ortaya çıkartmaktır. İkna edici konuşma bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu argümantasyon da denir buna. Diğer adı da dayanaklandırmadır. Mesela ilkokul 4. sınıf çocuklarına kitap okumanın neden gerekli olduğunu ikna edici konuşma veya ikna edici yazma şeklinde çalışma yapılabilir. Mesela orada çocuklar kitap okursak kelime hazinemiz genişler, işte matematiği daha iyi anlarız, feni daha iyi anlarız gibi ifadeler kullanılması ikna edici konuşma veya ikna edici yazma olur. Şimdi gelelim şu güdümlü işine. Bunu yazmada da geçiyor. Beraber konuşalım orada. Önemli de. Şimdi şunu söyleyeyim. Şöyle yazsam daha güzel olacak. Şimdi yazma ve konuşma becerileri diyelim. Burada üç tane çok sorulan kavram var. Bunlar genellikle yazma için geçiyor ama konuşma için de geçebilir. Bunlardan bir tanesi bir diyelim. Kontrollü yazmadır. Kontrollü konuşma da olabilir. Şimdi kontrollü yazma arkasından iki diyelim. Güdümlü yazma.
Arkasından da 3 diyelim. Serbest yazma. Dört diyelim. Yaratıcı yazma diyelim. Serbest yazma ile yaratıcı yazma arasındaki fark çok önemli değil. Var ama ortaokul düzeyinde önemli. Şimdi burada önemli olan şu üç grubu ayırt etmek. Kontrollü yazma sentaks, yani söz dizimini geliştirme amacı taşır. Mesela bir örnek vereceğim. 5 cümleyi karışık vererek bunları mantıksal dizgi içinde bir öykü oluşturun demek kontrollü yazmadır. Veya mişli geçmişle verilen bir 10 cümlelik bir paragrafı dili geçmişe çevirin demek veya gelecek zamana çevirin demek veya birinci tekil şahısa yazılmış bir paragrafı ikinci tekil şahısa ya da çoğula çevirin demek kontrollü yazmadır. Şimdi güdümlü yazma nedir? Güdümlü yazmada örneğin Suriye iç savaşı hakkında tartışma yapılır. Öğretmen bilgi verir. Hatta beyin fırtınası yapılabilir. Sonrasında da hadi siz şimdi Suriye iç savaşıyla ilgili yazı yazın denir. Buna güdümlü yazma denir. Serbest yazma ya da yaratıcı yazma ise ön yönlendirme yoktur. Örneğin arkadaşlık hakkında size 20 dakika süre veriyorum. Arkadaşlık hakkında istediğiniz gibi şiir olabilir, kompozisyon olabilir, yazın dememiz serbest yazma ve yaratıcı yazmadır. Tabii bu yaratıcı yazma ile serbest yazma arasında fark var ama sizin için önemli bir nokta değil burası. Asıl fark şu aşamalardır. Şununla şu, şununla şu arasındaki fark çok önemlidir. Bunu bir grup olarak değerlendirebiliriz şu anda. Sonra söylerim ben size farkını. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Geçen gün ortaokul Türkçe'yi anlatıyorum. Kontrollü yazma ile ilgili bir şeyler sordum. Ah! Bütün kitaplarda kontrollü yazmanın 3 tipinden bahsediliyor. Ben 4. bir şeyden uydurdum orada. Dedim ki işte mişli geçmişten dili geçmiyor. Hocam hiç böyle bir şey duymadık dediler. Neden dedim? Yani duymak mı gerekiyor falan dedim. Birisi bir şey soruyor. Bakalım. Hocam kontrolü ve gözümün çok benzer geldi bana. Ha, daha ayıramazsınız. Biraz ayırırsınız. Sabredin azıcık. Şimdi aradaki farkı söyleyeceğim. Siz oraya değil. Benim dediğime odaklanın şimdi. Kontrollü yazmak diye 2005 programında anlatmış. Altında da 3 tane örnek vermiş. Örneklerden bir tanesi 5 tane karışık cümle verilsin. Onları sıraya dizer öğrenci diyor falan filan. Bu örneği sorunca ortaokul Türkçeciler evet bu kontrollü yazma diyor. Ama mişli geçmişi dili geçmişe çevir. Bu kontrollü yazma mı diyor mu? Hiç duymadık diyor. Ya 2005 programında
anlatırken kontrollü yazmayla ilgili 3 tane örnek vermiş. 4. de olur, 5. de olur. Milyon çeşit yaparsın bunu. Peki, kontrollü yazmanın esprisi nedir? Ha, şunu anlayalım, her şey tamam olacak. Şimdi ilkokulda, ortaokulda çocuklara diyorlar ki, çok büyük de bir hatadır. Ki benim oğlum da aynı sıkıntıları yaşadı. Yukarıda yazmış. Demiş ki, siz ilk önce buna cevap verin. Kurtuluş Savaşı sıralarında veya Çanakkale Savaşı sıralarında yaşayan bir insan olsaydınız, bu savaşa ve mücadeleye nasıl katkıda bulunursunuz? Bunu hayal ederek yazın diyor. Böyle bir cümle ya da iki cümle var kitapta. Altında da bir sayfa boşluk bırakmış, çocuk oraya yazacak. Şimdi bana şunu söyleyin. Bu kontrollü yazma mı, güdümlü yazma mı, serbest yazma ya da yaratıcı yazma mı? Yani ikisini beraber söyleyin. Söyleyin şimdi bunu bana. Serbest yazma. Kesinlikle serbest yazma veya yaratıcı yazmadır. Ama çocukların bunu tek başlarına, evde veya okulda tek başlarına yapmaları mümkün değil. Buradan başlarsak mümkün değil. Bu bir kompozisyon yazmadır. Ve Türkçe öğretmenleri istiyor ki serbest yazma yapsın çocuk. Hayır, yapamaz. Olmaz. Benim oğlum yapamadı. Ondan sonra gittim baktım, öğretmenin dedi ki, ondan sonra işte yıldızımız barışmadı öğretmenle. Gittim baktım, öğretmenin dedi ki, ya dedi, diğer çocuklar yapıyor dedi. Ben de boynumu büktüm gittim. Ondan sonra çocukların defterlerine baktım. Bir baktım anneleri babaları yazmış ondan sonra. Sonra söyledim öğretmene, ya dedim hocam dedim, ya Allah aşkına dedim. Ben de Türkçe öğretimi anlatıyorum dedim. Yani defterleri bir ya ben oku dedim. Çocukların kendilerinin yazmadığı, anne babalarının yazdığı. Yani anne babası söylemiş, çocuk yazmış. Besbelli dedim ya. E nereden anladın diyor. Vallahi anlarım dedim. Yani ben kocaman insanım. Çocuk cümlesiyle yetişkin cümlesini bilemeyeceğim mi ben yani. Sen de biliyorsun ama işine gelmiyor işte. Sonuç, kızdım ondan sonra. Peki ne yapmak lazım? Çocuklar direkt kompozisyon falan yazamazlar. Bu zor bir şeydir. Bugün yetişkin insana ver, o da yazamaz. Mektup yazmak da zor bir şeydir. Şiir yazmak zor bir şeydir. Peki ne yapacağız? Bunu aşama aşama, bunun birinci aşaması ve en çok desteği verdiğimiz aşama kontrollü yazmadır. Ve bilişsel çıraklık gibi düşünecek olursak, bilişsel çıraklık gibi düşünecek olursak, desteği, yapı iskelesini en çok verdiğimiz ve çocuğun en az yaratıcılığını ortaya koyacağı yapı kontrollü yazmadır. Neden? Baya baya bir metin vermişsin, onu meşri geçmişten değilim geçmişe çevirecek. Gelelim güdümlü yazmaya. Güdümlü yazmada bir tık daha çok çocuğa sorumluluk düşüyor. Ve dikkat ederseniz 5 cümleyi karışık verip mantık dizgesine koymak da, 5 cümle mişli geçmişle verip dili geçmişle yazmak da, çocuk cümle kurmuyor ki zaten. Hazır cümlenin kalıbını değiştiriyor veya sırasını değiştiriyor. Bu sentakstır. Ha, şimdi kontrol yazmadan güdümlü yazmaya geçince diyoruz ki, ya biraz pişti bunlar diyoruz. Suriye İş Savaşı'ndan bahsediyoruz veya koronavirüsten bahsediyoruz veya aile kavramından bahsediyoruz. Aile neden önemli falan diye bayağı bir zihnini yapılandırıyoruz. Belki beyin fırtınası yapıyoruz, yapmayabiliriz. Bu da ayrı bir muamma. Ben geçen gün bir yayına güdümlü yazma yazdım. İşte atıyorum arkadaşlık üzerine konuşturmuş öğretmen 20 dakika herkes fikrini söylemiş, öğretmen de fikrini söylemiş. Sonra hadi arkadaşlık üzerine yazın demiş. Bir hoca bana dedi ki, hocam burada beyin fırtınası yazmıyor dedi. Ne olacak yazmıyorsa dedim, kontrol eden hoca. Ondan sonra hocam dedi, güdümlü yazmada beyin fırtınası olması lazım dedi. Ya dedim, aç bir bak dedim, 2005 programında beyin fırtınası yapılabilir diyor. Orada gördüğünü motomoto ezberlemiş. Beyin fırtınası yapılabilir, illa şart değildir. Önemli olan orada o konu hakkında zihni konsantre etmek, bir şeylerle yönlendirmek. Güdümlü füze dediğimiz şey yönlendirmedir. Bu da yönlendirmeli yazmaktır. Arkadaşlık Suriye konusunda yönlendiriyorsun ama kalıbı vermiyorsun. Sonra çocuk yazarsa bu güdümlü yazma olur. Ha, hiç bunu da yaptı çocuk. Üçüncü aşamaya geldik. Hiç yönlendirme yapmıyoruz. Sadece bir cümleyle ne yazmasını istediğimizi söylüyoruz. Çocuk kendisi yazıyor. Buna da serbest ve yaratıcı yazma diyoruz. Şimdi chatten yazan arkadaşım, hocam ben güdümlü yazma ile kontrollü yazmanın farkını ayıramadım diyen arkadaşımız, şimdi ayırdı mı ayırmadı mı ya da ayıramadıysa kafasına takılanı sorsun. Buyurun.
Tamamdır hocam, ayırdım. Teşekkür Anlaştık. ederim. Güzel. Efendim, durum budur. Ha, şimdi bir de şunu konuşalım. Bir de bir başka yazma türü vardır. Kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma diye bir yöntem vardır. Bu da şudur. O gün bir metin işledik. Metin balıkçılıkla ilgiliydi. Ve orada yeni kelime olarak yakamoz, rıhtım, bereketli av, efendim bereketli av, balıkçı köyü, usturlap, dümen, geminin dümeni ya da kayığın dümeni anlamında bir takım kelimeler geçiyor. Ve bunların bir kısmı çocuklara daha yeni kelimeler. Bunları öğretmen tahtaya yazıyor. Ve bu kelimelerin içinde geçtiği bir metin yazın diyor. Çocuklar da şiir olabilir, anı olabilir, bilgilendirici metin olabilir, hikaye olabilir, bir şey yazıyorlar. Buna da kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma diyoruz. Buradaki espri nedir? Çocukların söz varlığını genişletmek ve öğrendikleri yeni kelimeleri cümle içinde kurmalarını, kullanmalarını sağlamaktır. Güzel. Tabii böyle anlatırken içim gidiyor. Yani neden içim gidiyor? Benim ilkokul öğretmenim, benim ortaokul öğretmenim kaç tanesi bunları yaptırdı yani? Yaptırılması lazım Türkçenin gelişmesi için. Otur anlat, çocuk dinlesin. Böyle gelişmiyor. Bunlar yani içim gidiyor, böyle kötü oluyorum. Türkçede çok ciddi sıkıntı var ondan sonra. Ve Türkçedeki sıkıntı da zaten LGS ve YKS'de çıkmaya başladı. Ondan sonra Türkçe netleri düştü. Zor sorular sorunca sıkıntılar çıkıyor. Evet, durum budur. Ondan sonracıma bir dakika kaldı diyor. Ondan sonra şimdi burada bırakalım. Türkçeden bir ders daha yapmamız lazım. Son ders toparlarız Türkçeyi. Ondan sonra 10 dakika mola, 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi bakalım.